yeniden merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Size 2 video önce de bir kargo açma videosu yapacağımı söylemiştim bu Inditex indirimiyle alakalı. Fakat şu anda yanımda kargolar değil, bazı poşetler görüyorsunuz. Inditex grubunu bilmeyenler için Zara, Bershka, Stradivarius, Plumbier falan o grubun olduğu grup Inditex grubu ve bazı dönemlerde bu grubun indirimleri oluyor. Ben de bu indirimlerden faydalandıkça böyle minikten size bahsediyorum, hem de aldıklarımı paylaşıyorum. Şimdi öncelikle ben aslında bir kargo açma videosu yapacaktım ve ürünleri gösterecektim. Fakat verdiğim siparişlerin dışında, yani online siparişlerimin dışında mağazadan gidip aldığım ürünler de oldu. 2 video önce de bahsetmiştim, birkaç kargom hala gelmedi, gelince videoyu çekeceğim diye. Hala 2 tane kargom gelmedi. O yüzden kargo açma videosunu bir sonraki videoya saklayacağım. Ve bugün sizle birlikte mağazadan aldığım indirimli Inditex ürünlerini inceleyeceğiz. 2 tane Zara poşetim var, bir başka poşetim var. Onun dışında da Plumbier'den aldığım sanırım 3 tane ürün var. Toplamda şöyle bir 10-12 ürün falan olması gerekiyor. Teker teker bakacağız. Bayağı bir çeşit aldım ve bayağı indirimden aldım. Hem ürün kodlarını sizlerle paylaşacağım. Ve aslında bu kargolar beklemeden bu videoyu çekme amacım birazcık daha ürünler tükenmeden, işte indirimleri bitmeden, indirimler zaten Mart'ın sanırım ilk haftasına kadar devam edecek. Ama ürünler tükenmeden neler var neler yok bir görmenizi istedim. O yüzden çok fazla da beklemeden böyle en azından dedim ki mağazadan aldıklarımı paylaşayım. Nasıl ilerleyeceğiz? Tek tek poşetleri açacağım. İçindeki ürünleri göstereceğim. Referans kodlarını vereceğim. Ben hangi bedeni aldım? Tabii bunların hepsini mağazadan aldığım için deneyerek aldım. O yüzden hepsi üzerime oldu. Fakat kargolar geldikten sonra da işte Zara'dan aldıklarımı böyle bir toplayıp denemeli çekebilirim. Bershka'ları çekebilirim. Çünkü bayağı bir ürün oldu. Hepsi tek videoya sığmaz diye düşünüyorum. Yine üzerimde de sonraki günlerde bunları göreceksiniz. Sadece kalıpları nasıl falan az çok sizlere bahsedeceğim. Çok fazla lafı uzattım. Eğer hala değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın ve hazırsanız ürünleri incelemeye başlayalım. İlk başta şuradaki bir poşetten kurtulmak istiyorum. Zara poşetini açacağım. İçerisinde bir ayakkabı var. Şu poşetimizle başlıyorum. Sizinle açalım. Şu şekilde bir ayakkabı aldım. Şimdi öncelikle ürünün fiyatını söyleyeyim. Kaçtan kaça düştüğü yazıyorsa onu da söyleyeyim. Evet, 399 TL'den 159 TL'ye düşmüş. Fiyatı bu şekilde. Zara'dan daha önce bir ayakkabı almamıştım. Online'dan aldım. Kargoları geldi fakat onları daha görmedim. Ama hani genel olarak ilk Zara'dan ayakkabı alışverişimdi. Mağazadan 39'unu denedim. Normalde sneakerlerde bana 39 oluyor. Fakat bunda 38 oldu. Ya tam bedeniniz ya da belki yarım numara, bir numara falan küçük tercih edebilirsiniz. Bunun yeşil rengi vardı ama yeşil birazcık daha basit duruyordu bence. Ve ben lacivert rengini çok sevdiğim için böyle beyaz ve lacivertin uyumunu beğendim ve böyle bir ayakkabı aldım. Bu arada en başta söylemek istiyorum. Bu Inditex grubu ilk başta bir indirime giriyor. Belki %30, belki %40. Daha sonra birkaç hafta içerisinde ikinci bir indirime giriyor. Düşen fiyatlar tekrardan düşebiliyor. Tabii ki stok kalırsa şansınıza daha indirimliden alabiliyorsunuz. Üçüncü ve dördüncü indirim olarak gidiyor. Ben bazılarını ikinci indirimden aldım, bazılarını üçüncü indirimden aldım. Böyle geçtiğimiz 10 gündür falan bunların hepsini alıyorum. Hepsini tek bir günde gidip almadım. Ama bu ayakkabılar ne kadar çok düşebilirdi diye de düşünerekten 159 TL'den aldım. Çünkü 400'den düşmesi bayağı iyi bir indirim. Detayları bu şekilde. Minik dikiş detayları var lacivert olarak. Şurası reflektörlü, karanlıkta parlıyor. Ön tarafı da bu şekilde. Böyle bir ayakkabı aldım öncelikle. Denemeli bir video yapacak olursam ayağıma giyip nasıl kombinleyeceğinizle alakalı da azıcık bilgi veririm. İlk ürünüm bunlardı. Şu taraftan Zara'dan aldıklarımla devam ediyorum. Toplam 3 tane ürün de burada var. Öncelikle şu desenlerde bir etek aldım. Şöyle göstereyim size. Alt tarafının bu detayı çok hoş duruyor. Ben 34 beden aldım sanıyorum ki. Evet, X small. 34 olarak geçmiyor. X small olarak geçiyor. Ve fiyatı da yine 399'dan 119'a düşmüştü. Belki ayakkabı da sonradan düşebilir veya ben bu videoyu çekerken daha da düşmüş bile olabilir ama hiç girip bakmadım mağazadan aldığım için. Online'da zaten sanırım bitenler direktmen görünmüyor. Aratınca bulamıyorsunuz kodundan. Bu etek de 399'dan 119'a düşmüştü. Ben X small'unu aldım. Normalde alt bedenim 34-36 arası gidip gelir. Ama kalıbı bence tamdı. Hani çok fazla sıkı bir kalıbı yok. O yüzden bana 34 tam oldu.
Çok güzel kombin seçenekleri var aklımda. Çünkü aşırı şık bir etek. Ve sezonda bunu görmemiştim. Görseydim belki indirimsiz halinden bile şöyle bir almayı düşünebilirdim. Çünkü ben laciverti çok seviyorum. Ve bence bu hem deseni falan inanılmaz şık duruyor, inanılmaz hoş duruyor. Ve üzerinize çok düz bir üstle inanılmaz şık elit bir görüntü elde edebilirsiniz. Kumaşı falan da çok güzel. Zara'dan yani böyle bir etek aldım. Referans kodlarını bu arada şu köşelere bir yere giriyor olacağım. Oradan girip online'dan stoğuna veya mağazalarda stok var mı diye bakabilirsiniz. Zara'dan aldığım ikinci ürün buydu. Şimdi bir tane üst aldım Zara'dan. Tam iyi tutamıyorum ama şöyle bir üst, yani şöyle crop gibi. Boyundan böyle bağlama detayı var. Şöyle yan tutayım daha net görün. Şöyle bir üst. Şu kısmı boyundan böyle çapraz bir şekilde bağlıyorsunuz. Arkası da bu şekilde. Rengini çok beğendim. Üzerimde nasıl durduğunda yan tarafa fotoğraf olarak koyarım. Kabindeyken fotoğrafını çekmiştim nasıl duruyor diye. Bence böyle kot şortlarla üzerinize böyle yine yeşil tonlarda desenli bir gömlek alarak olabilir. Veya altınıza yine düz renkte yeşile uyacağını düşündüğünüz renklerle güzel yazlık kombinler yapabilirsiniz. Tabii kışlık bir parça değil ve fiyatı inanılmaz uygundu. 119'dan 39.95'e düşmüştü. Şöyle göstereceğim ve bendeki small beden. Yine referans kodunu yukarıda görüyor olacaksınız. Bence yine birçok şeye dediğim gibi kombinlenebilecek tam yazlık cici bici bir parça. Kombin önerilerine ilerleyen videolarda bakarız. Şimdi gelelim. Sanıyorum ki Zara'dan aldım. Yani yüz yüze aldım. Son ürüne. Şöyle bir tişört. Bunun böyle minik bir cep detayı var. Bu arada ben bunu anneme aldım ama yine de size göstermek istedim. Çünkü hani kendime aldıklarımın yanında bu tarz ürünler de var. Birazcık daha böyle işte kroplardan ziyade hani uzun tişörtler falan tabii ki de mağazada var. Ve tarzınıza uygun birçok şey bulabiliyorsunuz. Bu tişört de yine uygun. 89.90'dan 29.95'e düşmüştü. Zara'dan bence önümüzdeki günlerde veya zamanlarda bu fiyata herhangi bir şey bulabileceğimizi bu gidişatla düşünmüyorum. O yüzden uygun olduğunu düşünüyorum ve small bedenini aldım. Zaten annemle aynı beden giyiyorum. Bu da böyle cici bici bir tişört. Altınıza düz siyah taytlarla, kotlarla, her şeyle uydurabilirsiniz. Sanıyorum ki renkleri de vardı ama beden çok kalmamıştı. Zara'nın mağazasından aldığım ürünler bu kadardı. Şimdi şurada bir Bershka poşetim var. Bershka'dan aldıklarıma geçiyorum. Bu arada Bershka'dan aldıklarıma geçmeden önce şunu söyleyeceğim. Önceki yıllarda Zara çok fazla bana hitap etmiyordu. Çünkü sanki böyle daha şık şık, daha günlük giyebileceğim şeyler yokmuş gibi geliyordu. Veya ben çok daha spor giyiniyordum. O yüzden bana çok hitap etmiyordu. Dolabımı açıp bakarsak dolabım muhtemelen %30-%40 çok rahat Bershka'dır. Zara'dan 4-5 parçam vardır. Yine Pull&Bear'dan falan birkaç parça vardır ama hani çok rahat şu an çıkarsam 50-60 parça Bershka ürünü çıkar. Tam benlik olan marka burada aslında Bershka ama ben bu sezon Zara'yı da çok sevdim. Onu eklemek istiyorum. Bence yani şu an aramızda eminim ki birçok farklı tarza sahip olan insan var. Ama hepinizin kendine göre böyle bir şeyler bulabileceğini en azından bu sezon için Zara'da düşünüyorum. Şimdi gelelim ikinci poşete. Pardon, üçüncü poşete oldu. Şöyle 4 tane ürünüm var. En üsttekiyle başlıyorum. Öncelikle şöyle bir şort aldım. Çift renkli, bu tarafı birazcık daha soluk grimsi, bu tarafı siyah. Arka tarafı da yine aynı şekilde. Ben 36 bedenini aldım. Fiyatı 269'dan 69'a düşmüş. Şöyle kodu yana bırakıyorum. Bunda 34'ü denedim. Aslında bacak kısmı falan iyi oldu ama beli çok tam yüksek bel olmadığı için böyle bir tık sıkar gibi oldu. O yüzden 36'sını aldım ama onda da böyle çok minik bolluklar kaldı gibi. Denediğimde ne demek istediğimi anlayacaksınız ama yine 36 bana daha uygundu açıkçası. O yüzden bunun 36'sını aldım. Bence güzel bir şort. Böyle iki renkli olduğu için daha düz üstlerle güzel olacağını düşünüyorum ve yine önümüzdeki yaz sezonunda 69 liraya hani herhangi bir markadan şort bulabileceğimizi düşünmüyorum. Yaza yatırım bu fiyata bence gayet iyi. Bu arada bu sanıyorum ki 4. indirimdeydi ya da 3. Çünkü üst üste 3 tane kırmızı etiket var. Ben bunu bir gördüğümde 99'da hatta. Sonra mağazaya gittiğimde 69'a tekrar düşmüş. 69'a düşmüşken artık zaten tek kalmıştı. Aldım ama illa yakınınızdaki mağazaların stok durumuna bakın. Çünkü almayanlar olabilir. Bir de stoktan her ne kadar eksilirse eksilsin unutmayın ki iadeler de olacak. O yüzden eğer çok beğendiğiniz bir ürün varsa kodunu alarak arada bir kontrol etmeyi unutmayın. İadeler geldikçe bir şansınız olacaktır. Bershka'daki ilk ürünümüz buydu. Şimdi gelelim ikinciye. Bunun etiketi burada. Çünkü ben bunu aldığım gibi giymek istedim ve sanırım bir 4-5 gün önce falan bunu bir giyip bir dışarı
çıktım. Kombinlemesi çok kolay. Üzerinize düz siyah veya içerisindeki renklerden bir şey, bir kazak giydiğinizde inanılmaz güzel duruyor. Ve ben gerçekten bu turunculuğuna falan bayıldım. Şöyle bir etek. Orada böyle ürünün arkasından konuşurken sesim daha farklı geliyor. O yüzden şöyle tutunca çok konuşmamaya çalışıyorum. Etiketi göstereceğim size. Ben small bedenini aldım. Belinde bir tık boşluk kaldı. Tam yüksek bel değil. 269'dan 69'a düşmüş. Yine kodunu yukarıya bırakıyorum. Böyle cici bici renkli şeyleri giymeyi seviyorsanız tam sizlik bir ürün olabilir. Ve Bershka'da bu sezon özellikle indirimde ben böyle gezerken denk geldim. Aşırı renkli altlar vardı. Böyle etekler olsun, şortlar olsun. Zaten kargoları açarken birkaç farklı şey de aldım. Onları da göreceksiniz. Ama bence böyle tam 20'li yaşların ürünleri gibi. Tam yani bana hitap ediyor. Eğer seviyorsanız bir göz atın. Bershka'dan aldım. Üçüncü ürün. Şöyle bir etek. Şöyle tam göstereyim. Kot etek ihtiyacım vardı. Çünkü bir tane elimde kot etek vardı düz böyle. Renksiz hani her şeyle giyilebilecek. Daha doğrusu desenli üstler giydiğimde düz bir alt arayışına giriyordum. Öyle bir eteğim vardı ama çok bol gelmeye başladı artık. Sanırım birkaç kilo verdim. Çok bol gelmeye başladı. O yüzden böyle düz bir eteğe ihtiyacım vardı. Ben bunu sanıyorum ki ikinci indirimden aldım. Şöyle göstereceğim. Fiyatı yine 269'dan 99'a düşmüş. Ben aldıktan sonra bu da 69'a düştü. Ama hiçbir yerde stok yoktu. Hatta bir baktım yani acaba var mıydı diye üzülecektim. Çünkü sonuçta 30 lira 30 liradır. Ama hiçbir yerde stok kalmamıştı. 36 bedenini aldım. Yine evet esneme falan yapıyor ama tam beden daha iyi. 34 asla olmazdı. Kumaş olsa belki beli falan böyle daha bol kalabilirdi 36'da bilmiyorum. Çünkü hepsinin kalıbı farklı oluyor ama bunda 36 bana tam oldu. Kodu yukarıya bırakıyorum. Denemeli video çektiğimde üstünüze neler giyebileceğinizi böyle deneyerek de göstereceğim. Üçüncü parça buydu. Gelelim Bershka'dan aldığım son ürüne. O da şöyle bir elbise. Bunu size tam net gösteremeyeceğim çünkü açı el vermeyecek. Ama şöyle bir üstten tutacağım. Altı nasıl diye göstereceğim. Şimdi şöyle tutalım. Ön tarafı şöyle. Askıları var ama askıları çapraz geliyor ve şu an çok karışık. Fotoğrafını bulabilirsem yan tarafa bırakırım. Alt tarafı da eteği de böyle. Dikişlerinden tutarsam daha iyi olacak. Şöyle birazcık bol bol geliyor. Yapışan bir kumaş değil. Yine tam beden, small bedeni aldım. Yine 269'dan 69'a düşmüştü. Üzerime gömlek alarak güzel kombinler yapabileceğimi düşünüyorum. Ve genelde ben bu tarz şeylerde sanırım hep gömlekle kombin söylüyorum. Ama askılı şeylerin üzerine gömlek atmak veya böyle minik bir ceket atmak yaz akşamları falan hoş duruyor. Hem de kombininizi tamamlıyor. O yüzden böyle gömlek veya bir ceketle, uyabilecek renklerde bir ceketle sporlaştırmak isterseniz bir sneakerla falan güzel olacağını düşünüyorum. Bu da böyle cici bici bir elbise. Bershka'dan aldıklarım da bu şekildeydi. Şimdi kaldı Plan B'ler. Tabii ki mağazadan aldığım kadarıyla. Şimdi onlara bakalım. Aldığım ilk ürün şöyle bir üst. Düz bir crop gibi duruyor. Hatta bunun çok benzeri bende var. Milla'dan almıştım. Ama bunun olayı yan taraflarındaki şu detayları. Tam yan tarafa geliyor. O yüzden böyle dekolteymiş gibi durmuyor ve açık durmuyor. Gayet hoş duruyor. Denediğimde detaylı üzerimde görürsünüz. Fiyatı 149'dan 29'a düşmüştü. Bence çok iyi bir indirim. Ben medium'unu aldım çünkü small'unu denediğimde üst kısmı çok sıktı. Böyle çok likralı değildi. Çok esneme payı yoktu ve small birazcık komik durdu. Medium'da da bel kısmı çok büyük oldu. Birazcık daha belim ince geldiği için sanıyorum ki beli bir tık bol oldu ama beni rahatsız etmedi. Small daha komik durmuştu. O yüzden ben medium aldım. Belki bir büyük beden tercih edebilirsiniz. Özellikle ama hani üst bedeniniz büyükse bir beden büyük alın. Bence yine güzel şeylerle kombinlenebilir. Düz üstler yazın çok kurtarıcı oluyor. Bunda böyle hem detay var hem düz. Kombinlemesi kolay ama farklı bir ürün. Yine Pull&Bear'dan bir üst aldım. Pull&Bear'dan sadece üst almışım bu arada onu fark ettim. Şöyle bir crop aldım. Çünkü bu tarz cropları yazın çok giyiyorum. Yarım kollu olması beni çok rahat ettiriyor. Ne böyle çok açık duruyor ama sadece crop olduğu için yüksek bellerle rahat giyiliyor. Daha önceki denemeli videolarımı izlediyseniz bu tarz ürünlere çok fazla denk gelmişsinizdir. Çünkü beyaz var, lacivert var, krem var, kahve var, siyah var, H&M'den aldıklarım var, Milla'dan aldıklarım var. Yani bunun bu kalıbı böyle genel olarak çok seviyorum. Yarım kollu, bisiklet yaka ve crop olan üstler, kot şortlarda falan güzel oluyor. Buna çok ciddi bir indirim yoktu. 60 liradan 29'a düşmüş. 59.90'dan 29.90'a düşmüş.
ve X small aldım. Çünkü small'un boyu çok cropmuş gibi olmadı. Genelde de ben yüksek bel giydiğim için düşük bel hiç giymiyorum. Hep yüksek bel giydiğim için çok crop gibi de durmuyor. Ama bir beden küçük veya tam beden tercih edebilirsiniz. Rengi çok güzel bir lila böyle. İnanılmaz güzel şeylerle kombine edebileceğini düşünüyorum. Ve fiyatı Pull&Bear kalitesine göre bence çok uygun. Pull&Bear'dan aldığım bir diğer ürün. Bu sefer ilk defa erkek reyonundan bir ürün geliyor. Şöyle bir tişört. Ön tarafı böyle. Altı şöyle düz gidiyor. Uzun tabii ki. Arka tarafı çok güzel. Şöyle arka tarafı. Ben bunu denemeden aldım. O yüzden ne söylesem şu anda kalıbıyla ilgili yalan olur. X small aldım. Son anda böyle gördüm. Çünkü kasanın yanında. Kasa sırasından çıkmak istemedim. Hani olmazsa iade ederim gibi düşündüm. 150 TL'den 29'a düşmüştü. 30 TL'ye düşmüştü. Yine kodu yukarıya bırakıyorum. Böyle renkli giymeyi seven erkekler şu anda bu videoyu izliyorsa bence bu tişörte bayılacak. Çünkü çok güzel ve baskıları bayağı kaliteli. Bununla ilgili de güzel yine kombin tiyolarım olacak. Denerken hepsini tek tek göreceğiz. Şimdi gelelim Pull&Bear'dan aldığım son ürüne. O da bir aksesuar. Videoda artık bir aksesuar olması gerekiyordu. Bir tane kemer aldım. Fiyatı 119.90'dan 29.90'a düşmüştü. İki farklı bedeni vardı, 75 ve 85. Ben 75 olanı aldım. Yine kodu yukarıya bırakıyorum. Siyah düz bir kemer gibi duruyor ama şuraları kalp detaylı. Detaylı bakarsanız göreceksiniz. Hani düz yuvarlaklar değil, şuraları kalp kalp. O yüzden farklı geldi ve hoşuma gitti. Bu arada bu kısımlar düz olanları da vardı. Sanırım böyle kare gibi olanlar da vardı. Ama ben almışken farklı olsun istedim. Birazcık daha böyle minik detayları ben seviyorum. O yüzden kalpli olması ayrıca bir hoşuma gitti. Bence siyah pantolonlarla, kot pantolonlarla, siyah şortlarla falan yazın. Güzel durabilir. Özellikle böyle hani daha crop bir şey giyerseniz ve kemer tam görünecek olursa bu detaylar hoş duracaktır diye düşünüyorum. Ama bence şöyle bir öneri verebilirim. Hani şu an denemeli göstermiyorum ama şöyle minik bir tüyo vereyim. Şu kısımları gümüş renk olduğu için bence bu kemer takacağınız zaman gold takı takmayın. Gümüş renkli takılar takmaya özen gösterin. Emin olun çok daha böyle oturmuş bir kombininiz olacak ve çok daha uyumlu duracaksınız. Yani ben çok fazla dikkat ederim. Hatta bu çantanın yanındaki klips yerlerine rengine göre takı seçerim. O konuda birazcık hassasım. O yüzden bence gümüş takılarla güzel kombinler elde edilebilir. Mağazalardan aldığım ürünler toplamda bu kadardı. Videonun başına 10-12 tane falan ürün var demiştim. Şimdi saydım toplam 12 tane ürün mağazadan almışım. Bu arada bir videomda bahsetmiştim. Elim arada benim şuradan şöyle çıkıyor diye. Çok heyecanlı anlatırken böyle sabit duramıyorum. Şöyle parmaklarım arada görünüyor. Yine öyle oldu. Toplam 12 tane ürün almışım açıkçası. Ve bunların yanında bir sonraki videoda muhtemelen o beklediğim 2 kargo daha gelirse kargoları da sizlerle birlikte açıp aldığım ürünleri inceleyeceğim. Kargolarda emin olun çok daha güzel ürünler daha var. Ve yine böyle bugün size gösterdiğim gibi %70-%80 oranındaki indirimlerle aldığım ürünler var. Yaz için gerçekten güzel parçaları aldım. Sonraki videolarda deneyerek hepsine tek tek bakarız. O zaman bu tarz içerikleri seviyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hatta zil tuşuna basarsanız da bundan sonra gelecek bu tarz videolar için haberdar olursunuz. Kargo açma videosunu da kaçırmazsınız. Ben kargolar açmayı çok sevdiğim için sürekli çekmeye çalışıyorum biriktikçe. Zaten bu yaklaşık 10 gün içinde aldığım ürünler olduğu için de aslında çok merak ediyorum içlerinde neler olduğunu ama sizlerle birlikte açmak için bekletiyorum. Çok büyük bir heyecanla da o videoyu çekeceğim. O yüzden lütfen takipte kalın. O zaman bugünlük benden bu kadar. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sorularınız olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ürünleri eğer aldıysanız, kombin önerileriniz varsa, kendinizce önerileriniz varsa herkesin faydalanması için yine yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ben ürünlerin kodlarını videoda yan taraflara bırakmış olacağım. O yüzden lütfen stok kontrolü yapacak olursanız o ürünün olduğu kısmı alıp kodları takip edebilirsiniz ve SS alabilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.